Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimiz ya, mevzumuz çok geniş ama çok fazla. Yani konu itibariyle, hacim itibariyle çok, çok büyük bir hacime sahip. Neresinden girilecekse o da zor. Ben planladığım yerden girecektim. Sen şimdi söyledin, oradan gireyim. Kitap Hutbe-i Şamiye ve Sunuatullah Dişarat. Mevzu Hakimiyet-i İslamiye. Yani gündelik hayatta şu doların, böyle çok soruyorlar ya, işte doların böyle oynaması, savaş sebebi. Bir kere din Allah'ındır. Dünya da Allah'ın. Kafirler de Allah'ın kulu. Dolar gibi şeylerin böyle suni olduğunu, cephede silahla yapamadığını, dolar parayla yapılması acziyeti gösteriyor. Mağlubiyetin ifadesi bu. Güç varsa işgal edersin, namusunu, devletini, ekonomisini, toprağını alırsın. Öyle bir savaş da daha yapmazsın ya. Savaş bu. İşgal edersin Irak'ta gibi, Suriye gibi, tamam. Bu olamadığı için bu var. Acziyetin ifadesi. Şimdi ben İttihad-ı İslam'la alakalı bazı yerler şey yaptım. Diyor ki, bakınız zaman hatta müstakim üzerine hareket etmiyor. Yani zaman böyle gitmiyor. Böyle bir zaman yok. Zaman helozinik hareket ediyor. Yay gibi. Yay gibi. Hani kalemin içindeki yay var ya. Böyle gidiyor. Mekke ve Muntazir birbirinden uzaklaşsın. Yani bakınız zaman hat-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki Mekke ile Muntazir birbirine uzaklaşsın. Başlangıçlar, sonuç şunlar. Şu çok uzaklaşır böyle. Zaman bir çizgi doğrultuda olsa uzaklaşma olur. Ama böyle olursa o değil ama onun paraleli yani. Şu kalem içindeki yayı düşünün böyle. Kalemle çizin. Evet bu 2017'nin 15 Kasım'ı. Bu 2018'in. Yani nispidir yani. Allah dünyaya lambayı yakıyor gündüz. Söndürüyor gece. Tekrar yakıyor gündüz. Gece aynı yer. Yer aynı. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor zaman. Nereden çıkarıyorsun kare? Elezonike buradan. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimini gösterir. Bazen. Şeyde de zamanımız olursa onu da okuyacağım da. Yani hakimiyet ve felaketi mutlaka yoktur. Yani öyle mağlubiyet içinde terakkiler var ki, öyle musibetin içinde nimet ilahiler var ki, onu görebilene, olunca ha diyor. Dönüyor, bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimini gösterir, bazen tedeni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi bu dünyada bu kanun var. Ne bir beşerin dahi bir sabahı ve bir baharı olacak inşallah. Bu olacak. Ne bir beşer dedi yani. Müslüman demiyorsa. Yok. Hepsi istifade edecek. Çünkü Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de ama ne zaman olacak? Müslümanlar istediği zaman. Bunun altında var. Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de. Ama peki mefhumu muhalifiyle Müslüman istediği zaman ne zaman isteyecek? Hamiyet haliye feveran ettiği zaman ki başladı çoktan.
Artık gözle gözüküyor. Bunu bir meziyet değil yani. Şu anda Türkiye'nin ağabeyi, ağabeyi oluşu, önder oluşu, tutundukları şey oldu. Bir dini yani. Tekke gardı. Hakikaten gemi burada battı. Burada çıkacak. Burada bak. Ağabey gene burada olacak. Size hemen bugün çalıştığım için söylüyorum. Hiç endişeniz olmasın, okuduklarımdan söylüyorum. Dışarıda bir devlet, millet yıkılamaz. İçeride hain olmadıkça. Bugün Batum, Tiflis, Ege'nin 400'e yakın, 200 küsür de, küçüktü küçüktü vesaire. Ve Selanik bir şehir de var. 3 tane şehir. Kerkük, Musul vesaire. Hiçbirisi savaşta kaybedilmemiş. Hepsi Lozan'da masada verilmiş. Allah Kur'an ve İslamiyet'i koruma kanunu yokken koruma kanunu kovalamak acziyettendir. Korumaya ihtiyaç olduğunda Allah'ın bile koruması yok. Çünkü Allah'ın alternatifi yok. Dışarıdan hücum bir milleti, devleti yıkamaz. Onu demek için söylüyorum. İçeriden hain olmadıkça. Eğer yöneticilerinizden haini umuyorsanız bitti. Ama yok, hain değilse her hücum onu sağlamlaştırır. Çünkü psikolojide şöyle bir kural var. Seni yıkamayan seni güçlü kılar. Seyrediyor. Öyle bir hamiyet, öyle ümmetçilik ruhu inkişaf ediyor ki, genellendi ya. Milliyetçi olan ümmetçi olamaz, ümmetçiler de milliyetçi olamazlar. Ümmetçilik la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, mahkemem devam ediyor. Ha kalsın. Belki bazılarınız diyecek ki geçmiş hizmeti için affedelim. Ben sanki affa ihtiyacım var sizin veya birilerinin affına ihtiyacım var. Hiç kimse beni affetmesin, merak etmesin. O tabiri de duydum da ağrıma gitti ya. Geçmiş hizmetine mukabil affederim. Ne affedeceksin kardeşim? Bir şekilde onun içini ne zaman bizim gibi şahıslar musallada değil, kabirde değil. Herkes demesi gerekmiyor. Bazı mütemayiz insanlar der. Belki de vazifelidir o. Biliyor musun vazifeli olup olmadığını? Herkes kaçarken, Mısır'a kaçarken, ustad cephenin arkasına savaşmak istemem diyor. Kelleyi böyle göstermiş. Anladın mı? Kelleyi göstermiş. Her gün bu uğurda 100'er kişi asılsak, idam edilsek ucuzdur diyor. Ne diyor bu? Bu vazifeli. Aramızda bazı şeyleri de bilmek lazım. Aramızda bazı kişiler vazifesi var. Belki sen diyemezsin ama o demek zorundadır. Çünkü ümmeti Muhammed adına onlar fedai can etmişler. Uyanması adına. Diyor ki her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi ne bir beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Hakikat İslamiyet'in güneşiyle sulhu umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet ilahiden bekliyoruz. Bekliyoruz. Şimdi değişik yerden okuyacağım. Devamlı çok güzel bir mana var. Aslında. Devam edeyim ya. Yani. Çünkü çok yer var da. Öyle mi? Evet. Dersin başında 1,5 burhanı davamıza şahit göstereceğiz demiştik ama 45 dakika nasıl sığdıracağım bunu? Bir saat olsun. Bir saat yapalım. Yok bunu okumayayım fazla çünkü atlaya atlaya yapayım. Sen kafanda kalmış hemen söyle bir şey yapalım. Maddi manevi terakkiden bahseden bir yer var mı? He. O şimdi şey yapmayalım. Maddi terakki mesela Avrupa'nın niçin terakki ettiği. Değil mi? O var.
Avrupa'nın terakki etmesi, girintili çekintili olması, demir madeni çok olması, nüfusun çok olup mekanın az olması terakkiye itmiş. Müslümanların, oradan bir yer okuyayım da, şuradan, çok antikadır. Arkadaşlar, herkes işini yapacak. Bir gün Rüştü abiye dedim ki, abi dedim, keşke şöyle denseydi. İçerinki'de bir ders yapmıştır, işte belki hatırlar. Ben olsam dedim, şöyle dese, böyle derdim diyorum. Arabadayız da. Dedi ki, hiç unutmuyorum. Sen ben olma dedi, ben de sen değilim. Ben senden olsam şöyle derdim. Sen ben olma, ben de sen değilim. Hepimiz ayrıyız. Şimdi diyor ki, ben bu zamanın ve zeminde beşerin hayat içtimai medresesinde ders aldım ve dedim ki, ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmaları ile beraber bizi maddi cihette kuru nüfusta da orta çağda durduran ve tevkif eden 6 tane hastalık. Yani biz orta çağı bırakıp onlar ilerlemesinin sebebi 6 tane hastalık varmış. Çok zaman kısa olduğu için vecil veciz gitsin diye söylüyorum. Bu hastalıklar da bunlardır. İçerisini okumayacağım. Yani bizde 6 tane hastalık var. Onlar da İslamiyet'i şimdiye kadar niye kabul etmediler? Onlarda da kaç tane? 7 tane mi? Onlarda da 7 tane hastalık var. Onu da okuyacağım. Bizdeki hastalık, yani geri kalmamızın sebebi 6 tane hastalık. Hristiyan dünyası, madem İslamiyet akli bir din idi, niçin İslamiyet'i kabul etmedi şimdiye kadar? Çok ilginç değil mi? Bizdeki hastalık bir, yeysin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Hutbe-i Şamiye'de gene burada diyor ki, yeis ruhun seretanıdır diyor. Kanser hastalığıdır. Ruhun kanser hastası, hastalığı seretan. Nedir o? Ruhun kanser hastası yeistir. Yeisin, ümitsizliğin içimizde hayat bulması. Ümitsiz. Birinci hastalığımız bu. İkincisi, Sıtkın hayat içtimai siyasi de ölmesi. Siyasi cemiyet hayatında doğruluk ölüyor. Söz kalktı, banka vekaletini istiyor. Söz senetti, şimdi banka seneti istiyor. Müslümana bu söylemi çok ayıp. Sıdk, doğruluk, hayat içtimai siyasi de öldü. Üçüncüsü, adavet-i muhabbet. Aramızda düşmanlık çoğaldı. Adavet-i muhabbet ediyoruz. Sanki iyi bir şeymiş gibi yayıyoruz. Yani kötü olmak için bahane arıyoruz Ahmet sen. Hiç iyi tarafını görmez. Ha, siliveriyoruz. Ya bırak canım ya adam. Böyle. Ya bir sürü daha güzel adamlığı da var. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Müminler arasındaki bağlayan bağları bilmiyoruz. Bunlardan bir tanesi zaruriyattır, musallemattır, muhkemattır, esasattır. Haram ve helallar Müslümanı birbirine bağlayandır. Bir tanesi dese ki faiz helaldir, onunla bir olamaz. Ama hatalarına, kusurlarından dolayı da uzak olamaz. Mesela içki helaldir dese, namaz hangi zamandayız dese bir olamaz. Dinin zaruriyatına beraber olmamızın sebebidir. Zekata helal diyorsa o adamla bir olan da onun gibidir. Yani müminler arasındaki bağ iman ve İslam esasları. Beşeri kusurları. Yok şöyle yaptı, böyle yaptı. Onlarla meşgul olmama. Beşeri
özelliklerini öne çıkarmamak. Meşgul olma ya. Kusurum, şahsi kusurum. Bir sırrımız var. Onu çıkartmayacağız. Beşinci hastalık. Çeşit çeşit sarı hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Böyle sanki salgın hastalığı gibi istibdat var. Bir imkan verilince adam acayip iddialarına kalkıyor. Tarikatçılık yok diyor bizde. En büyük tarikatçılığı yapıyor. Bir bildiği vardır. Ona haram yapıyor işte. Yanlış söylüyor. Bunu bildiği olur mu? Yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Ya ben haram bir şey yapıyorum, öndeyim diye helal olur. Yani demek ki istibdat da böyle bir şey. Eskide aşiret, kavmiyet, milliyet, ha milliyet. Ne yaptın öteki? O gücü bıraktın işte, Kürt gücünü bıraktın, başkası kullanıyor. Ne mutlu Türk'üm dersen, Kürt'ü kestin peynir gibi bıraktın Amerikalılara. Onlar kullanıyor. Ne mutlu Müslümanım deseydin. Acaba o Kürt milliyetini o tahrik edebilir mi? İngiliz'den aramıza tefrikanın en büyük şeyi koymasının temel maddesi İngiliz ezeli düşmanıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Alem İslam'ın ezeli düşmanı. Ama hiç de gözükmüyor ha. Hep çeviren de o. Milliyetçiliği içimize soktu. Bize yetmiyor muydu ne mutlu Müslümanım demeyi? Altıncı hastalık, menfaat-ı şahsiyesine himmetini hasretmek. Makam oldun, doların var şimdi, tamam mı? O tam bir fırsat. Lan boz işte, tam bir fırsat. Bak tam bir fırsat. Dolardan para kazan. Tam bir fırsat. Bırak. Bırak ya. Ümmetçi ol. Ümmetçi ol, ümmetçi. Çünkü o bozacağın para Türkiye'nin değil o. Filistin'deki, Afganistan'daki, herhangi bir yerdeki bir Müslüman için yapacaksın onu. Hamiyet. Kimin milleti? Bak kimin himmeti, milletin nispetindir. Yani bir insanın kıymeti nedir? Himmetin nispetindedir. Yani bayesi, çalışması, onu da gösteren, onu gösteren himmeti, milletini gösteriyor. O milleti uğruna ümmetçiliği olması, onun kıymetini gösteriyor. Hani diyor ya, kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir ümmettir. Millettir çünkü ümmettir. İbrahim Aleyhisselam'a tekti. Ama ümmet diyor. O tek başına bir ümmetti. Tam bir fırsat işte. Mesela yeni evleniyor. Ya bir defa oluyor. Tabii bir defa oluyor. Bir de düğünü yaparken yanlış yapma. Bir de bulamayacaksın. Bir defa oluyor bu. Hani bu vatan millet seferberlik olduğu zaman niye böyle gayrimüslimler gibi eskide hani o Ermeniler böyle zulüm yaptığı baktı Osmanlı dışarıyla savaşıyor. Hemen içeride hainlik yapıyor. Hemen böyle gavurlar bizi hücum ettiği zaman hemen niye dolar fırsatçılığı yapıyorsun? Sende ümmetçilik ruhu yok mu hiç? İslam ruhu yok mu hiç? Kanın titremiyor mu? Hiç rahatsız olmuyor musun yani? Hiç endişe etmiyor musun yani? Hiç kanında böyle bir titreme olmuyor mu? Ya burada Filistinlerin de şeyi var ya. Adam didiniyor ya. Myanmar mıydı? Nerede? Oradaki bir Müslümana himmet eden, yardım eden bir şeyin var senin. Onun elini güçlendirmen gerekirken onun elini kırıyorsun. Müslümanlara menfaat veriyor. Niye böyle savaşırken onun yanında olmuyorsun? Bu altı dehşetli hastalığın ilacı da bir tıp fakültesinde hayat içtimaiyemizde İhsani-i Kur'aniye'de ders aldığım altı kelimeyle devam ediyor. Ben bu altı tane hastalığın çarelerini de söylüyor. Ama kısa olduğu için bir de gavurlar niçin İslamiyet'i kabul edemediler, etmediler. Bu kadar fen ve teknoloji olduğu halde İslamiyet de aklı esas alıyor. Hükümlerini akla tespit ettiriyor. Niye kabul edemediler? Tamam mı ya? Birinciyi anladık değil mi altı taneyi?
Şimdi ikincisi, bunlarda 7 tane mani var. Hristiyan ve Amerikan tamamen şimdiye kadar niye Müslüman olamadılar? Bundan sonra olacaklar. Bunlar çünkü yok oluyor. Şimdiye kadar olamamalarının sebebi bunlardı, bu kalkıyor. Ne o? Birinci, ikinci, üçüncü mani. Avrupa, Hristiyan devletleri Müslüman olmamalarının sebebinin bir, iki, üçüncü madde. Ecnebilerin cehli, o zaman o kadar acayip cehalet ki, mesela diyelim ki ruhani bir hasta, içini bir hasta, şeytan içine girdi diye onun tedavisi neydi? Ateşte yakıyor. Böyle bir cehil. Ecnebilerin cehli ve o zamanda vahşetleri ve dinlerinin taassuplarıydı. Avrupa, ben orada yaşıyorum, senenin üçte biri. Avrupa dini yok. SSK'ya para kesilir gibi kiliseye para kesiliyor. Kesilmesin diye zaten adam kilise kaydını çıktı mı kesilmiyor. Cesetlerini yakıyorlar. Gidin hiçbir mezarlık çoğalmaz. Yakıyorlar. Ama ne olacağım diyor. Düğün orada oluyordu. Düğün zaten yapmıyor ki. Gömülmüyor ki zaten, yakıyor. Zaten inanmıyor. Ateist yani. Ha, Avrupa'nın şimdiye kadar İslamiyet'i kabul etmemelerinin sebebi ilk çağda ve orta çağlarda cahil idi. Avrupa'ya tıpı koyan Endülüs İslam Devleti'ndeki İbn Sina'nın 600 sene tıpı okuldu, kitabı okutuldu orada. Birincisi cehaletleri, ikincisi çok acayip devam ediyor, vahşetleri, vahşiydiler 400 sene iç savaş. Sonra dinlerine taassup idi. Dinlerine taassup etti, sarıldı, dibe gittiler. Ne zaman dinlerini bıraktılar, terakki etti. Bizde ise bilakis oldu. Dinimize sahiplendik, terakki ettik, dini terk ettik, tedeni ettik. Sebebi yanlış formül ile terakki olmaz. Biz de onu taklit ettik, dini bıraktı, terakki etti. Biz de dini bıraktık, tedeni ettik. Yanlış çünkü. Niye peki dinini bırakınca terakki etti? Çünkü formül yanlıştı. Din yanlıştı onların. Uydurmuşlardı. Papazların sömürme bir şeydi. Vastasıydı din. Dinlerine taassupları vardı. Bu üç mani gidiyor. Neyle? Marifet. İki. Medeniyetin mehasini ile kırıldı. Dağılmaya başlıyor. Baktı acayip. Niye kavga edeceğim? Niye savaşa gideceğim diyor. Medeniyetin güzelliklerini görmeye başladı. Vahşiydiler, medeni oldular, cahil idiler, ilim hakim etmeye başladı. İlim de İslam'ı gösteriyor. Dördüncü, beşinci mani. Papazların ve ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri. Papazlar afaroz ediyor. Afaroz ne demek biliyor musun? Şimdi sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah desen Müslüman oluyorsun. Birisinin onaylamasına ihtiyacın yok. Hristiyan olabilmen için ben Hristiyanım diyemezsin. Yetmiyor. Dom kilisesi var. O mesela Pazar ilçesinin en merkezi kiliseye gidiyorsun. Başpapaza. Diyorsun ben Hristiyan olacağım Abdurrahman. Ondan sonra tamam diyor, dur. Papazları topluyor. Bir hafta sonra gidiyorsun. Onaylanırsan Hristiyan oluyorsun. Dom kilisesi bütün papazları toplayacak. Pazar günü, bir dahaki pazar sana cevap verecekler. Seni Hristiyan, niye bunu söylüyorum? Senin Hristiyan olmana vesile olan seni Hristiyanlıktan atma yetkisine de sahipmiş. Onun için anlattım. Seni Hristiyan eden aynı zamanda Hristiyanlıktan çıkarabildiği için afaroz oradan geliyor. Afaroz ne demek biliyor musun? Afaroz edildi değil mi bu şehirde? Kimseye mal satamaz. Kimse de mal alamazsın. Nasıl yaşayacaksın? Dağa çıkıyorsun. Veya aç köpekler parçalattırılıyorsun. Papazların ve ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri vardı. Bir de halkın, ecnebilerin körü körüne onları taklit etmeleri idi. Bu iki mani dahi fikri hürriyet ve meyli tarihi hakikat nevi beşerde başlamasıyla zeval bulmaya başlıyor. Tamam? Çabuk şey yapayım ki daha güzel yerleri de okuyacağım. Altıncı, yedinci mani Hristiyanların İslamiyet'i niye kabul edemediler? Ve o gidiyor, İslamiyet'i niye kabul edecek? Şu 6-7. manide okuyor.
Bizdeki istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen suyu ahlakımız umumanaat ediyordular. Yani biz İslamiyet'e muhalif yaşıyorduk. İslamiyet'i şahıslardan görmeye başladı Avrupa. Osmanlı'nın torunları almaya gittiği zaman, "Aa, bu muydu ya?" dedi Osmanlı'nın torunları. Trenle Türk işçiler, kimler gitti? İşi gücü olmayan, çoğunlukla böyle ahlaken düşük insanlar gitmiş. Ahlaklı insanlar pek gitmemiş. Gitmedim hala. Ahlaklar gitti ama çoğunlukla, ben orada bulunduğum için söylüyorum. Gider gitmez baktılar ki Almanya, ulan bizim gibi zina yapıyor. Türkler geldi 50'de. Biz 50-57'de. Menderes döneminde oldu. Bizim gibi zina yapıyor. Bizim gibi içki içiyor. Bizden daha fazla yalan söylüyor. Sahtekarlık kaçamak yok. Biz niye Müslüman olalım dedi. Çok uzağa gitme. Turgut Özal zamanında Gürcistan kapısı açılınca acaba biz doğru olan İslamiyet'i ve İslamiyet'i doğruluğu yaşasak Gürcüler şimdi böyle mi olacaktı? Ya İslamiyet'i gösteremedik ki. Onlardan daha gavur olduğumuzu gördüler. Niye Müslüman olsun ki? Kitap mı okuyacaktı? Ya diyor ki, bizdeki istibdat, şeriatın muhalefetine gelen suyu ahlakımız mumanaat ediyordular. Bir şahıstaki münferit istibdat kuvveti şimdi zeval bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının 30-40 sene sonra zeval bulması ile işaret olmakla, ekmekle. Yani şimdi de öyle. Dini cemaat adam tek. Bir karar veriyor. Bütün cemaati bağlıyor. Şuraya bak ya. Şuraya bakın ya. Şu rezilliğe bak ya. Böyle bir şey olur mu ya? Adam peki adamdı. Laüsel mi ya? Peygamber mi ya? Kusursuz. Kusursuz olabilir mi ya? Şu zulme bakın. Şu İslamiyet'in ihanetine bakın. Bir adam karar veriyor. On dediği yere rey vereceksin. Öyle düşüneceksin. Öyle yapacaksın. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bir kişi koca milyonlar aşmış bir dini cemaati birisi diyecek, ondan sonra seni de hainlikle itham edecek ha. Babadan oğla pıs geçiyor böyle, bizdeki suyu ahlak ya. Ahlak bu yani. Osmanlı evet dine hizmet etti ama sistemi, yönetim sistemi, seçim sistemi İslami değildi. Babadan oğla geçmişti. İslam'da böyle bir şey var mıydı? Peygamberimiz Aleyhisselam vefat etti. Gömülmeden daha Ebu Bekir Sıddık peygamber mi seçti onu? Aldı diyor 19. mektuptan diye geçiyor. Vefat etmeden önce kağıt kalem istedi. Kendisinden sonra neler olacağını yazdık. İkinci bir emir ihtar edildiği için Cebrail Aleyhisselam müdahalesine kalem kağıdı bıraktı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh seçimle geldi. Biatla geldi. Osmanlı padişahı biatla gelmedi. Babadan oğula geldi. Geldi en son bu şey oldu. Öz eleştiri. Şimdi dini cemaatler diyor. Adam bir tanesi veriyor. Şu partiye vereceksin diyor. Ne yapayım diyor. Taksi ya. Taksi tuttum gidiyorum. Hoca ya bu. Kur'an kursu hocası ya. Diyor ki ne yapalım? Yukarıdan emir geldi diyor. İtaat etmesem ben cehenneme mi gideyim diyor. Cemaatsiz cehenneme gidemem diyor. Evet dediklerin doğru ama dedi mümkün değil. Veremem dedi. Yapamam. Subhanallah ya. Adam ya cemaatin lideri gidiyor. Arsayı gasp ediyor ya. Çalıyor ya. Hırsı birisi çalıyor. Ona diyor ki abi diyor bunu hizmette kullanırsın. Çaldığı bir şeyi o da biliyor çaldığını alıyor ya. Ben hizmette kullanırım. Şuraya bakın ya. Bu diz boyu ahlaksızlık ya. Burada söylüyor bu insan. Bugün okuyordum bu dersimi. Ustad neler demiş ya. Bizdeki istibdat diyor. İstibdat. Ağrımıza gidiyor ha. Ben kızmış değilim. Ama feveran ediyorum. İçim yanıyor ya. Kanıyor içim vallahi ya. Kızma değil ya. Bak kurs hocasına ya taksi. Boş zamanda taksi tutuyor. Taksicilik yapıyor. Doğru söylüyorsun hocam. Seni duydum diyor. Tamam. Ya böyle böyle değil mi ya? Şimdi ne yapmak lazım? Sen tamamen bir kursusuz bir lider, bir hükümet. Bu anarşistler ancak şey yapar ya. Kusur olmaz mı ya? Ama muvazin yaman bak bakalım hangisi hayır. Allah Allah ya. Sen dedim İslam'da gören kadının İslam lideri diye sen hoca olarak nasıl oy verirsin ya? Yani böyle bir şey olur mu ya? Sen nasıl diyorsun? Nasıl benim liderim olsun nasıl dersin? Yani
dini olduğu için söylüyorum ama öyle mi gelmiş? Yani bunu demem zorundayım. Siz demezsiniz bir yerde de bizdeki istibdat bizde de var. Abi dedi bitti. Bunlar nesedilmiştir. Kur'an'da 72 tane ayet, ayet olduğu halde başka bir ayetle nesedilmiş. Şahıs hakimiyeti yok. Meşvereti meşruandır. Meşveret edilecek. Fert hakimiyeti bitti. Bir şahıstaki münferit istibdat kuvveti. Öyle mi? Şimdi zeval bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının 30-40 sene sonra zeval bulmasına işaret etmekle ve Hamiyet-i İslamiye'nin şiddetli feveranı ile Hamiyet-i İslamiye feveran ediyor. Kuruyor ya devletler bakın ya. Saddam böyle Libya'daydı. Türkiye'de de bak 80 sene nasıl bindiler atına. Yeni silkiniyor ya. Bir tanesi diyor ki abi şimdi kadar dolar niye böyle olmadı? Çünkü dolar ne olsun? Onlar memleketiydi. Kendi memleketini ne yapsın? Bizim miydi memleket? Niye kendi memleketine bu ekonomi oynasın? Ha demek senin olmaya başladı. O zaman savaş açtı. Şimdi kadar senin miydi? Benim dedemin dedim babam ev anlatıyor. Ama kardeş miydi? Neyseydi? Ha pazardan soğuk sudan içeriye hastaneye gidemedik diye. Ha var soğuk suda ya. Bizim miydi ki? 40 sene sonra zeval bulmasına işaret etmekle ve Hamiyet-i İslamiye'nin şiddetli feveranı ile. Her tarafta feveran var ya. Türkiye abi görüyorlar öyle demiyorsun. Bak bir denize düşen yılana sarılır ya. Türkiye'deki ha böyle bir İslami, bir Hamiyet yani bir doğruluğu gördüler hemen yapıştılar bakın. Ümit görüyorlar ya. Ağlamamak mümkün değil. Öyle bir video atıyorlar Afrika'da. Yer yok ya. Sahra'da eğitim yapıyorlar. Kur'an öğretiyorlar. Dua ettiriyorlar bu memleketin halkına yönetimine. Öyle mi değil mi? Öyle. Yani anlamıyor musunuz? Ya ben acayip oluyorum ya. Ya onlar görüyor. Yani ben onlara ne yapabiliyorum? İçim kanı alıyor. Müslüman evladımız. Kim el uzatacak? Bunlar feveran anlamında için söylüyorum. Sonra suyu ahlakın çirkin neticeleri görülmesiyle. Müslümanlar arasında çirkin ahlak vardı ya. Gözükmeye başladı. Mesela dolar büfesinin bir tanesi. Şimdi dolar alsa. Ben vallahi böyle görsem Allah Allah bu nasıl adamdır. Dolar alsa. Bak suyu ahlakın çirkin neticeleri toplumda gözüküyor. Tamam. Şimdi artık her şey açıkta kardeş. Bir gün gizli tutarsın, iki bir sene her şey çıkıyor dışarıya. Pis ahlaklar çıkıyor. Ne kadar sağlak saklasa sakla. Demek ki Müslümanlarda Hamiyet-i Aliye feveran ediyor. Milliyetçilik yıkılıyor, ümmetçilik diriliyor. Ne mutlu Müslümanım diyene. Görülmesiyle bu iki mani de zeval buluyor. Bulmaya başlamış. İnşallah tam zeval bulacak. İnşallah ya Rabbi. 81 bakayım. Sıkmıyorum değil mi sizi? He Yusuf'um. Elhamdülillah ya. Şimdi ben cemaatin abisiyim, başıyım diye çaldım bunu bana. Çaldığını biliyorum. Olsun olsun be. Ve bir de liderim ha. Adalette, ahlakta mümine intisar olacağım. Peki birisi onaylamış onu. Bu iyi bir adamdır diye. Nesedilmiştir o. Çünkü kul ya yel kafirun. La abudu ma ta'budun. İn ahir ayet. Sizin dininiz size. Bizim dinimiz bize. Allah'ın suresi. İnne dine ayd Allah'ın İslam suresiyle o nesedilmiştir. Biliyor musunuz Kur'an'da böyle 72 tane ayetin hükmü kalkmış. Ayet ama. Niye? Onun izahı uzun. Hani Kur'an'da sure olduğu anda. Yani inne dine ayd Allah'ın İslam ne demek? Allah nazarında din bir tane. Kafirin suresinde ne kadar din var? Senin dinin sana, benim dinim bana. Bak iki din oldu. Peki niye duruyor? Böyle İslam'ın ilk dönemlerindeki bir millet, mesela Rusya olur, Amerika olur, şurası burası, İslamiyet'in ilk başladığı, Müslüman olmaya başladığı zaman Almanya gibi diye, ya sizin dininiz size, bizim sizin. O zaman kafirin suresini söyle. Yani İslamiyet'in ilk mukaddemesinde o kullanılır. İslam hakimiyeti olduğu zaman inne dine inne Allah İslam. Kur'an'da cari olan
o şey kanun nasih ve mensuh Risale-i Nur'da da caridir. Umumi hukuk, şahsi hukuku neshetmiştir. Başka? Umum, Risale-i Nur'un şahsı manevisi fert hakimiyetini neshetmiştir. Yok. Şimdi başka bir yer okuyorum. Burası da uzun olur. ...49'dan olayım. Peki bu musibeti niye verdi? Sayfa 50'de uzatmadan söyleyeyim hemen. Bu musibeti niye verdi? 3 tane hastalığımız var. Onun cezası... 1- namaz yapmadık. 2- zekat vermedik. 3- oruç tutmadık. Bu dolar şeyi... zekat vermemenin belasıdır. Peki afatlar neye geliyor? Zinanın karşılığı. Deprem ve afatlar, semavi afatlar fındığı mı götürüyor? Efendim doğuda şey mi götürüyor? Nerede ve afat, semavi afatlar diyor. Bunlar ki bu büyük alimlerin şeyi yani simgeliği batıyor. Semavi arzı afatlar zinadan, ekonomi sıkıntılar zekat vermemekten, bedensel zafiyetler, hastalıklar, bir sürü geçim derdi, sabahtan önce konuşmak, namaz kılmamaktan geliyor. Eğer bir tarafınızı kırmışsam özür dilerim. Ha, kusura bakmayın böyle. Böyle bir durgunluğunuz var böyle. Devam et hocam, devam et. Böyle biliyorum. Bir tarafını böyle sevdiğiniz birilerine mi dokundu bilmiyorum. Hattı deliyor, devam et. Saatleri kaldıralım, durduralım saatleri. Kuyuya taşı atlar, kim kafasını alır sana demez ha. İşte asıl saadetteki inkılap azim, asıl saadette hastayım, deliyim, deli. Peygamber, şah, sebebi mevcudat, vesile-i saadetimiz. Peygamber ya, onun yüzü sünnetini yaratılmış. Orada mübarek cesedi âlileri duruyor, gömmüyorlar. İlk önce seçim olacak. He kalsın. Seçim oluyor, biat oluyor. Birisini nasip edemezsiniz. Bu lideriniz olacak. Resulullah yapmadı. Babadan yola geçmiyor. İslam'da yok. Emevilerde başladı. Muaviye'den sonra başlıyor. Muaviye'den sonra. Babadan yola geçti. Hazreti Hüseyin iki şey. Hazreti Hasan ben feragat ediyorum saltanatımdan. Ali Beyt'in mümesili. Muaviye'ye söyledi. Ama iki şey yapacaksın diye. Ali Beyt'i koruyacaksın. Babadan oğula şeyi geçirmeyeceksin. Dede, ceddimin, dedemin gibi biat usulünü devam ettireceksin diyor. Oğluna, torununa vermeyeceksin dedi. Ama yapmadı. İşareti yok muydu Hasan abi? Mesela hastalandığı zaman Ebu Bekir geçsin namaza. Ya. Edebilir ama gene ondan sonra da hadi diyelim ki işareti. Emir bir oyun var. O kadar. O kadar. Ama bakalım şekle bakalım. Ebu Bekir ümmet dedi mi ki Resulullah benden sonra imam olsun dedi. Onu yapalım mı dediler? Biat mı? O sahabeyle katil için iş yapar mıydı? İşaret üzerine canlarını verdiler. Hadi öyle geçti. Peki Hazreti Ömer, Hazreti Ömer seçimi gelmedi. Biat edilmedi. Seçim ne olacak abi? Çünkü niye? Ya kardeşim insan bedensel zaaftı. Yani olur mu ya? Ha bizde caiz olsun öteki de öyle bir şey yok ya. Ya insan içi gidiyor ya. Biraz böyle mektep kitabını, mektepteki tarih kitabına çıkın. Biraz da böyle hür olan bir tarih kitaplarını okuyun. İşte asr-ı saadetteki inkılab-ı azim sıdk ile kizp, iman ile küfür kadar birbirinden uzak iken zaman geçtikçe gele gele birbirine yaklaştığı ve siyaset propagandası bazen yalana ziyade revaç verdi. Fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı. İşte bu hakikat içindir ki sahabelere kimse yetişemez. Ya sahabelere. Şimdi haramla helal, doğruyla yanlış bir adamda cem olmuş. Tamam mı? Şimdi buradan alıyorum. Doğruyla yanlış beraber olmaz.
Şimdi burada şey için almıştı. İslam camii camisinde hutbeyi verirken şöyle şöyle yapın böyle, böyle. Ama ben orayı yine aç geçeyim. En son okuyayım. Saat geçti. Ne olacak? Tamam. Saatimiz herhalde 40 dakika oldu. Ne olacak? Tamam. Bir de bir saate bakma hocam. Ben çok, yok yok. Ben kimseyi kırmak dökmek istemediğim tamam. için şöyle 71'e bakayım. No, en son okuyacağım size. Ha şurada. Onu okuyayım. Onları dinlemek bile zor ya. Ha, şimdi bu hücum ne olacak? Tamam mı? Hücumun neticesi, bu dolar neticesi ne olacak? Öyle söyleyeyim. Savaştır bu. Acziyetin de son perdesidir. Cephede, sahada yapamadıklarını burada yapayım, anlatmıştım. Zaten yapabilseydi sahada, zaten bunu kullanmazdı. Zaten onun olacaktı bu memleket. Diyor ki, Hindistan'dan bahsedeceğim şimdi, Kafkaslardan bahsedeceğim. Netice bahsedeceğim. 10 dakikanız almaz. Rüyada, rüya haçta sükut etti. Yani İslam'ın 5 esasının bir tanesi. Rüya da haç farziyeti işte tehlikeye girdi. Öyle deyin. Türkçesini söylemeyin. Çünkü hacın ve ondaki hikmetin ihmali musibeti değil gazap ve kahri celbetti. Haçta ana gaye meşveret olması lazım. İslam alemi içinde büyükler, siyasiler, hocalar, alimler hacın en büyük gayesi, yani İslam mesela git böyle tavaf et değil, ana teması, ümdesi hacın ana teması, alim İslam'ın bir şura kongresi olması gerekirken, kimisi diyor Allah Resulü aleyhisselam gezmeye gidiyor, kimisi gösteriş için gidiyor, kimisi dilenmeye gidiyor diyor, kimisi de işte hakikaten Allah için gidiyor, kimisi de bilmem 5 tane sebep söylüyor. Onun için bu ana hikmeti düşmüş. Öyle bir şey yok. Bir, iki, üç kişi ile konuşmaya başlarsam Vehhabi tepene biniyor. Kitap veremiyorum yani. Biliyor Nurettin. Kitap veriyorum Mescid-i Nebevi'de. Hemen polis müdahale etti. Bir daha yaparsan da senin içeri tıkarım diyor. Yani toplanamıyorsun, ders yapamıyorsun. Sukut etti. Musibet peki, musibeti değil, gazap ve kahri celbetti. Cezası da kefaret-i zünub değil, kesaret-i zünub oldu. Kefaretti, cezamız arttı. Hacın bahusus taarufle tevhid-i efkarı, taavunle teşik-i mesai tazamun eden içindeki siyaset-i âli-i İslamiye ve maslahat-ı vasiya-i içtimaiyenin ihmalidir ki, durmayın bunun üzerine, düşmana milyonlarla İslam'ı İslam aleyhinde istihdama zemin izhar etti. Bu olmayınca İslam devletleri ki en başta gelenlerden Arabistan İslam düşmanlığı yaptırılıyor şu anda. Çünkü İslam düşmanına yardım ediyor Amerika'ya. İsrail'e beraber. Tamam mı? Bak ne dedi burada? Dedi ki bu olmayınca düşmana milyonlarla İslam'ın İslam aleyhinde istihdama zemin izhar etti. Şimdi devletler ne olacak? Ondan sonra okuyorum. İşte Hindistan düşman zannederek halbuki pederini öldürmüş başında oturmuş bağırıyor. Yani bu olmayınca haçın şeyi Osmanlı'yı, Türkiye'yi anlayamadı, konuşmadı, görüşmeyince bu sefer tanıyamadı. Düşman zannederek pederini Osmanlı'yı Türkiye aleyhinde bulmuş, öldürmüş. Hint. Yani ne yapmış İngiltere? İlk önce buradaki rejimi halifeyi, hilafeti kaldırarak İngiltere yapıyor. İslami temsilciliğini, rolünü bıraktırıyor. Lozan'ın iç yüzü de bu var. Sonra İslam olmayınca burada laik sistemi eleştirdi. Onlara ne dedi? Türkler İslamiyet'ten çıktı, mürtet oldu. Onlar öyle dedi.
Bize de İslami temsilcinizi bırakacaksın. Çift oyna. Dolayısıyla Hint düşman zannedip Osmanlı'yı öldürmüş. Ne oldu peki? Başında oturmuş bağırıyor. Emdat Türkiye diyor ama. İşte Tatar Kafkas öldürülmesine yardım ettiği şahıs bir çare valideleri olduğunu Badel Harabi Basra anlıyor. Peki ne olacak? Ayak ucunda ağlıyor. İşte Arap. Arap'a, şimdi bakın Arap. Yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp, yok, Türklerin aleyhinde bulunmuş, Türkleri vurmuşlar. Bir tane çapulcu hareketini Arapları genelliyor. Bu da yanlış yani. Araplar böyle, ya Arabistan, Suudi Arabistan'ın bu İslam hainliği şu anda İsrail Amerika böyle olması, Arabistan halkına diyebilir misin ya? Yok ya, bir avuç zümre ya, Suud zümresi ya. Yani onu da katletti ya prensleri ya. Yani devleti mesela Türkiye'nin yönetenler zihniyeti Türk halkını mı temsil ediyor? Yok. İşte o zaman niye şunu söylüyorum? Arap düşmanlığı da yapılıyor. Köpeğimize Arap koydurdular ya. Arap dedi. Ne demek biliyor musun bu? Almaya gitsen köpeğine dese ki Alman. Hey! Türk! Dokunmaz mı? Sen de gidiyorsun köpeğe Arap koyuyorsun. Ha işte Arap yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp hayretinden ağlamayı da bilmiyor. İşte Afrika biraderini tanımayarak öldürdü şimdi Babil'e ediyor. Fransızlarla beraber olmak zor. Bilmiyor ki. Değil mi? Ondan sonra Ömer'le bir var böyle şey. Gitmeyeyim şimdi. İşte Alem İslam Bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti. Valide gibi saçlarını çekip anfızar ediyor. Ah Osmanlı diyor. Şimdi Türkler diyor. Milyonlarla ehli İslam hayr-ı mas olan seferi haca seddi rahm etmek yerine şer-i mas olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahat ettirildi. Fe'akabiru. Düşünün bakalım. Kema enne zarurati tubihul masurati kezalike tusahilul muşkilat. Şimdi ne olacak? Onu okuyorum kesiyor. Bu hücum ne olacak? Alem İslam ve Türkiye'ye ne kazandıracak? Kanunu yakala. Korkaklıkta darbu mesel hükmünde olan tavuk. Tavuk kadar şey var mı? Çıt deyince 10 metre kaçıyor. Korkaklıkta darbu mesel hükmünde olan tavuk çocukları yanındayken şefkati cinsiyesiyle camuşa saldırır. İşte dehşetli bir cesaret. Ha, bu olay şefkatimizi inkişaf ettirecek. Sürprizim değil. Alem İslam'daki Müslümanların şefkati. Şefkat adama dehşetli bir cesaret veriyor. Tavuk, ötlek. Ne ya 1,5 kilo. Camus, dev bir hayvan. Yavrusuna saldırınca o şefkati cinsiye aktif oluyor. Korkaklığı ortadan kalkıyor. Camus'a saldırıyor. İşte sana dehşetli bir cesaret. Bu olacak. Tavuk gibi saldıracak camus köpeklere. 2. Hem darbı mesel olmuş keçi arkadan saldırıyor kurt, kovalıyor. Kurttan hafı, yani kurttan korkuyor uzak. Vaktinde mukavemete inkılap eder. Boynuzuyla kurdun karnını deldiği vakidir. İşte harika bir şecaat. Arkada kurt. Önde uçurum. Geldi, kovaladı, geldi keçi. Uçuruma atlasa mı? Kurda mı teslim olsa? Üçüncü yolu tercih etti. Bu kurdun özeli var? Haf. Tavukta korkak. Kurt ondan sonra dedi zaten iki tarafta ölüm. Bir geri dönüyor, bir boynuz atıyor hiç beklemediği kurt. Kurdun karnını deşmiş. Bu nedir o? İşte sana harika bir şecaat, kahramanlık. Tavukta cesaret. Demek ki
gide gide önümüz uçurum. Arkamız bu kafirler. Dönmeyeceksin ya, ölecek zaten ölüyorsun. Boynuzuyla karnını deşecek. Üç. Bu da çok ilginç. Üç. Fıtri meylan mukavemetsuzdur. Bir avuç su kalın bir demir gülle içine atılsa, kışta soğuğa maruz bırakılsa meyli imbisat demir parçalar. Su kadar zayıf bir şey yok. Tık dökülür. Demir çelik en sağlam bu. İçine koyuyorsun, soğuğa karşı dayanamıyor, patlatıyor. Ne demek bu? Fıtratın önünü, meylanın önünü tıkayamazsın. Tıkarsın ama bizim Nenna Ceşkideri gibi bir heylan geliyor. Dereyi kapatıyor değil mi Halit abi? Dereyi kapattı. Büyük bir havuz oldu, baraj gibi. Bir derdi ki ne değirmen bıraktı ne kenar köşeleri bıraktı. Ha. Şimdi su yumuşaktır ama birikti, 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 birikti. Bir patlattığı zaman ne demir kalır ne çelik kalır. İşte suyun demiri, en zayıfın en güçlüyü mağlup etmesine misal. Bu da meylan var ya, fıtri, yani çekirdeğin ağaç olmaya meyli var. İnsanlarda da yeter artık diye aslı hürriyetine kavuşma var. Kimse engel olamaz. Evet, şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi izdirarı, şecaati gibi fıtri bir heyecan. Demir güllede su gibi zulmün burudetti hüsümeti kafiranesine maruz kaldıkça her şeyi parçalar. Rus mojitleri buna şahittir. Rus mojitleri demek, biliyorum zaman geçti ama bu cümleyi bitirmem lazım. Rus mojiti demek, Rus köylüsü, ihtilal ve inkılabı yapanlar biliyorsunuz askeriyedir, güçtür, otoritedir. Ama Rusya'da rejimi değişiklik yapan en zayıflardır. Köylüler yaptı. Hem kültür hem de güç birliği yoktu. Rus mojikleri buna şahittir diyor. Bununla beraber artı bir şey var. Onu okuyorum, kesiyorum. Bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şehamet, İzzet İslamiyet'in tabiatındaki alempesent şecaat, uhuvvet-i İslamiye'nin intibaiyle her vakit mucizeleri gösterebilir. Bir gün olur elbette doğar şemsi hakikat, hiç böyle müebbet mi kalır zulmet-i alem? Yani yukarıdaki maniler kafirlerde de var, böyle feveran, kahramanlık olabiliyor. Artı bizde şu var. İmanda bulunan iman harikulade şehamet var. İslamiyet'te de ne var? Alem pesent şecaat bunu aktif ediyor. Alem İslam'da imandaki şehamet, İslam'daki şecaat aktif oluyor, bileliyor, bileliyor. Yani feveran etmesine vesile hazırlıyor. Alem İslam'ın ümmetçilik ruhu bilenleniyor. Ne deniyor? Bileniyor. İlasten. Ha böyle alttan üstten niye bileniyor? Çünkü tazik çok. Silindir gibi. Toprağa basıyor ama asfalta zemin yapılıyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.